Evet güzel insanlar, Bakü Olimpiyat Stadı'ndan hepinize selamlar. Bugün yoğun bir gündü, daha doğrusu birkaç gündür yoğun. Efendime söyleyeyim, hava çok sıcak, inanılmaz bir sıcak hava var. İstanbul'da duyduğum kadarıyla hava soğukmuş, sanki kıştan bir gün gibi. Beni çok heyecanlandıran bir maç, çünkü neden? Seyirci var. Yani şu an stadın etrafında seyirciler var. Kalabalık oluyor, yoğunluk var, güvenlik var, güvenlik geçişleri var, kapılar var, polisler üst araması yapıyor, araç araması yapıyor. Ya yani ben bu hareketleri özlemişim futbolda açıkçası. O nedenle benim için çok ayrı bir maç. Seyirci var. Ya bir hengame var, bir koşuşturma var, bir panik var, cümbür, cemaat, herkes bu işin keyfini çıkarıp maça geldi. İşte biz bunu özlemişiz. Biz futbolda bu hayatı özlemişiz arkadaşlar. Beşiktaş'la ilgili konuşacağım. Sergen Yalçın da bu maça geliyor. Maç saatine yakın bir saatte. Zaten stat da havalimanına yakın. Kendisi gelecek bu maçı. Bildiğim kadarıyla Acun ile birlikte maça gelecek uçağıyla. Ve doğrudan maçı seyrettikten sonra da herhalde dönüş ya da sabaha dönüş olur. Ahmet Nur Çebi de burada. Bugün kendisini de otelde gördük, biraz sohbet ettik. Buradaki Beşiktaşlılar Derneği'nden, efendim Kadir Hoca ile Kadir Öz Hoca, yine dernekten İbrahim Bey, Ali Bey sağ olsunlar çok yakın ilgi gösterdiler. Ve başkan daha geniş, böyle daha az yoğun gündem olduğu bir dönemde gelip burada Beşiktaşlılar Derneği'ne Azerbaycan'da Beşiktaş ne yapabilir onu konuşacak. Şu an basın odasındayız. Sergen Yalçın buraya geldi. Burada Ahmet Nur Çebi'yle görüşecek mi? Hayır. Hoca sadece maça geliyor. Zaten burada devlet erkanı da burada. Yani böyle bir işte oturup baş başa konuşulacak bir durum yok. O nedenle hoca hemen dönüyor. Muhtemelen şunu ya İstanbul ya Çeşme onu bilmiyorum. Ama hoca hemen dönüyor. Ahmet Nur Çebi de hemen dönüyor ve döner dönmez zaten Sergen Hoca ile oturup konuşacaklar ve arkasından Raşit Gezal transferi. Rozier ile ilgili durumu biliyorsunuz. Rozier Bodrum tatilini bitirdi. İstanbul'a döndü. Rozier'in menajerleri Portekiz'de bir aksilik çıkmaz. Çıkarsa diyelim. Rozier de Portekiz'e atlayıp gidecek. Kendisi devreye girecek. Ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Bana Beşiktaş'a gitmemi de kolaylık sağlayın diye Rozier de kendini pazarlık masasının üzerine atacak diyelim. Öyle uçarak gelir yani benim bildiğim Rozier. Yani bu işi Rozier bitirecek gibi duruyor. Zaten biten bazı transferler var ama bundan sonraki transferler için ne dedik? Sergen Hoca'yla bir mukavele imzalanması lazım. Artık bir yol haritası çizilmesi lazım diye. Ve İstanbul dönüşünde Sayın Ahmet Nur Çebi, Sayın Ali Rıza, Sergen Yalçın, Sayın Emre Koca da üçü bir araya gelir bu işi bitirecekler. Ama Ahmet Nur Çebi şu an için burada da kendisine mikrofonlar uzatıldı. Sayın Başkan konuyla ilgili ne diyeceksiniz diye bu konuyla ilgili konuşmak istemiyor. Çünkü konu yani hocayla yüz yüze geldikten sonra bu işi bitirdikten sonra konuşmak istiyor. Çünkü imza atılmadan önce yapılan her konuşma farklı yere çekilebilir, farklı bir gündem yaratabilir. Hoca açısından demiyorum, farklı yerlere çekebilirler diye adımlarını temkinli atıyor. O yüzden konuşmuyor. Ha konuşsa tabii bizler de merak ediyoruz. Ne diyecek? Hoca da konuşsa ne diyecek merak ediyoruz. Ama ben şu an için bu sessizliği bir anlayışla karşılıyorum. Fakat dönüşte 2-3 gün sonra bence her iki tarafta konuşur diye düşünüyorum. Güzel insanlar. Oradaki de akreditasyon kartı tabii ki. Bunu bulsuz statlarda hiçbir yere kafanıza göre gidemiyorsunuz. Artık sistem elektronik oldu. Her şeyi okuma sistemiyle suyu bile alırken neredeyse kart okutup su alıyorsunuz. Pandemiden dolayı mı, teknolojiden dolayı mı ama turnuvalar farklı boyutlara gidiyor. Kupalar farklı boyutlara gidiyor. Maçlar farklı boyutlara gidiyor. Dünya artık futbol dijital bir çağa geliyor. Dolayısıyla dijital çağda yaşadığımız futbol bile bu kadar dijitalleşirken neredeyse transferler bile yüz yüze değil, hani dijital ortamda bile imzaların atıldığı bir dönemdeyiz artık. Bunları bile görüyoruz. O yüzden insanların da neden Sergen Hoca imza atmıyor halen
demesi gayet normal şu çağda. Bu kadar belirsizlik demesi normal ama yönetiminde hocam herhalde bir bildiği vardır ki bu konu biraz sürüncelime kaldı diyebiliriz. Şimdi gelelim takım içerisinde Miloskic Dorukhan gitti. Aslında gidip gitmedi de belli değil. Beşiktaş bana göre iki tane çok değerli milli futbolcu transfer etti. Yerli biri Kerem Karama, diğeri Salih Uçan. Her ikisinde de ıslak imzalar eksik, doğru. Salih Uçan zaten Sergen Hoca onaylı, Kerem Karaman da Sergen Hoca onaylı diyebiliyorum. Hocanın bu konuda açıklaması yok ama herhalde milli takımda oynayan yerli, yabancı sayısının düşeceği bir dönemde böyle bir transferde kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyorum. Şimdi Dorukhan gitti ya, iki tane milli yerli oyuncu. Önemli olan bunlar. Yani kaliteniz, yerli kaliteniz sizin kendi milli takım seviyenizde. Bana göre Çağlar da milli takımda olmayı hak ediyor ama biz hocanın tabii ki oyun tercihini, oyun anlayışını sorgulayamayız. Onun farklı bir bakış açısı vardır. Bizlerin farklı bir bakış açısı vardır. Yani Çağlar, Salih Uçan oyun tarzıyla belki de Şenol Hoca'nın bir sonraki aşamada düşündüğü bir isim. Ama ben yine de hak ettiğini düşünüyorum. Onu da belirtelim. O yüzden Dorukhan'ın gidişatı üzücü bir durum değil. Gökhan Gönül ve Caner'in gidişatı gibi üzücü bir durum değil. Onun belirtmekte fayda var. Abubakır'ın gidişatı üzücü bir durum. Ama asıl üzücü olan nokta o dönem, o kritik dönemlerde kendini riske etmemesi, oynamaması. Bu üzücü. Benim açımdan da hani Beşiktaş tarafından baktığınızda Beşiktaş için de iyi bir şey. Yani taraftarına, oyuncuları kulüplerin önüne koymama, şahısları, yöneticileri kulüplerin önüne koymama olayında gerçeklerle yüzleşme açısından önemli. Bakın Talişka'yı koydular, onu koydular, Kovarejma'yı koydular, Gomez'leri koydular, bunu koydular. Yok arkadaşlar, onlar senin aşık olduğun kulübünden maaş alan insanlar. Bu kadar. Ve ben o insanların çıkarları için, maddi çıkarları için Beşiktaş'ın çıkarlarının yerlerde sürülmesine gönlüm razı olmaz. Önce Beşiktaş. Bu açıdan iyi oldu diyebiliriz. Mehmet'im bir şey düştü senin üzerinden. Basın odasındayız. Arkadaşımızın evrakları düşüyor. Yukarıda görüşürüz. Birazdan ben de basın tribününe çıkacağım. Stat muazzam. Bakü Olimpiyat Stadı gerçekten çok muazzam. Burada son maç İsviçre maçı. İnşallah bu Galler maçından da galibiyet ayırırsak. Hele hele İtalya'nın İsviçre maçının sonucu ne olacağını bilmiyoruz ama bizim çok işimize yarayacak bir skor olursa ve akabinde bunu yaşarsak, gerçekten de bu galibiyeti yaşarsak çok büyük bir avantaj elde etmiş olacağız. Biz oyunumuzdan çok olumsuz etkilendik. Yani oyun niye böyle diyebileceğimiz tarzda bir oyun oldu. O nedenle umutluyuz. Galler maçı öncesi bu videoyu çekiyoruz. Konumuz milli takım Beşiktaş'taki yerli oyuncuların kalitesi. Kartal geliyor. Biliyorsunuz Atakan var. Rıdvan var. O da kampta. Kendisi Bakü'de. Ersin var. Ersin'i biliyorsunuz çok önemli oyun kulüpler takip ediyor. Ve çok önemli bonservis bedelleri dile getiriliyor. Dolayısıyla elde bir de Gökhan Töre var. Onun da kontratı bir sene uzayacak. Ama senin şampiyonluk haftalarında o vardı. Abu Bakar yoktu. O vardı ama. Yani onun oluşunun payı var. İşte Gökhan Töre. Yani maliyete bakın, performansa bakın. İşte bu tür transferler. Sergen Hoca'nın çok istediği bir transferdi. Çünkü neden son yarım saat? Arkadaşlar, son yarım saat kilit açabilecek bir oyuncu. O nedenle ben Beşiktaş'ın yerli kalitesinin Bilal var sağda. Onu da belirttik. Yedek kaleci, yani ikinci kaleci diyebileceğimiz veya Ersin kadar değerli bir kaleci diyebileceğimiz Utku var. Necip var. Her yere koyabileceği. Ben yerli kalitesine bakarım. Yabancılar da daha hassiz gelecek. Ve Sergen Hoca en çok üzüldüğü sakatlıklardan biriydi. Sergen Hoca ile yaptığım sohbette bana şunu söyledi. Hasiş dedi. Benim için önümüzdeki sezon çok önemli bir oyuncu olacak dedi. Eğer sakatlık vermezse, eğer sakatlanmasa, eğer iyi bir, bu seneki gibi iyi bir ivme yakalarsa Hasic
benim için çok önemli bir oyuncu olacak dedi. O nedenle Sergen Hoca kontratı imzalanır mı imzalanmaz. Biz tıpkı Kalilerin gibi bir Hasiç hamlesi görebiliriz önümüzdeki sezon. Beşiktaş'ın kadrosunda önemli isimler var. Daha önemli transferler yapılacak. Daha Gezal var. Ama önce tabii ki Sergen Hoca. Ben kadro kalitesinin geçtiğimiz sezonun iki katına çıkacağını düşünüyorum güzel insanda. Bugünkü videomuz böyle olsun. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bakü'den selamlar diyorum.